Merhaba arkadaşlar. Bugün bir seriye başlıyorum. Yeni bir seri. Borsa terimleri serisi. Hareketli ortalama nedir vesaire. Bu tür şeyleri internetten bulabileceğiniz bilgileri borsa terimleri halinde toparlayıp size anlatacağım. Eğitim için yukarıdaki linke bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün konumuz hareketli ortalamalar. Eğitimde tabi borsa terimler değil, borsada, internette bedava bulacağınız şeyler değil, kullanabileceğiniz konular var arkadaşlar. Hareketli ortalama nedir? Hareketli ortalama bu dalgalanmayı, örneğin şuradaki fiyat dalgalanmasını bir şekilde yuvarlar. Yani burada örneğin kapanışlara bağlı olarak fiyat şu şekilde çıkıyor. Aralarda boşluk var. Ortalama bunu bir şekilde yuvarlar. Öyle özet olarak özet bilgi gösterir bize. Farklı türlerde hareketli ortalama vardır. İlk başta basit hareketli ortalamayı göreceğiz. Basit hareketli ortalama nedir? Basit hareketli ortalama 5 tane değeri alır. Örneğin 5 periyotluk bir hareketli ortalamayı hesaplıyorsak 5 günün değerini alır. Eğer bu günlük grafikse herhangi bir değer diyebilirsiniz. Hareketli ortalamanın ne olduğunu anlatmak için herhangi bir değer olduğunu kabul edebilirsiniz. İlk başta 5 değeri alıyoruz. Bu 5 değeri toplayıp 5'e böldüğümüzde basit şekilde bu 5 değerin ortalamasını buluyoruz. Bunu sürekli kaydırarak yaparsak, örneğin ilk başta bu 5 değeri bulduk, yazdık, koyduk 13. Daha sonra şuradaki 5 değeri alıp ortalamasını hesaplıyoruz. Bakın, ortalaması 14 oluyor. Daha sonra şu kısmı silelim. Bir sonraki 5 değeri alıyorsunuz. Buradaki 5 değeri buraya geliyor. Toplayıp 5'e böldüğünüzde 15 çıkıyor. Bu şekilde bir ilerlemeyi yuvarlamış oluyorsunuz ve buna hareketli ortalama denmekte. Hareketli ortalama, basit hareketli ortalama böyle hesaplanmakta. Hareketli ortalamaların farklı kullanım yöntemleri vardır. Burada sadece basit hareketli ortalamanın nasıl hesaplandığını gösteriyoruz. Bunun dışında grafik burada da görebilirsiniz. Basit hareketli ortalama ilk başta bakarsak basit hareket örneğin 24 Mart 2010'daki değer 22.27 diyelim. 10 tane değerimiz var böyle. 10. değer, bunların hepsinin 10. değer burada. Bu değerlerin hepsini toplayıp 10'a bölersek bir ortalama değeri ortaya çıkıyor. Daha sonraki bunu bir kaydırıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Şuraya kadar. Bunları toplayıp 10'a bölüyoruz. Bu değer çıkıyor. Aynı şekilde bunlar böyle kayarak aşağıya iniyor ve ortalama hesaplanmış oluyor. Buna hareketli ortalama deniyor. Evet, bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. Yeni bir seri başlatıyoruz. Borsa Teknik Analiz eğitimi için de yukarıdaki linke bakabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.